İçiyorsunuz. Alıyorsunuz mu aranızı? Şurada. Bu şekilde fiş verdiler. Zaten 10.50'deydi randevum. Alt kattaymış doktorum. Aşağı kata ineceğim. Doktoruma muayene alacağım. Alt kat. Burası Sincan Devlet Hastanesi, Doktor Nafiz Devlet Hastanesi. Fizik tedavi, poliklinik bu taraftaymış. Ben bu tarafa gideceğim. Otomasyon burası. Ortopedi periferi. Mesela ortopedide yer yoktu. Fizik tedavi burasıymış. Gonca Hanım benim daha önceki doktorum. Bakalım hemen alacak mı, bir sorayım ben. Benim doktorum Gonca Yıldırım. Kanallandıracaksınız. Eğer merkez laboratuvarı bir kimya mikrobiyoloji bölümüne geliyorsunuz. Onlar tarif ediyorlar zaten, çok kolay. Hiç merak etmeyin. Doktor hanım, dizin kötüleşmiş olabilir dedi. Röntgen ve MR'a gideceğim ben şimdi. Röntgen ve MR. Şuradan geldim. Röntgen kayıt. Şuradan sıraya gireceğim, anlaşılan. TC kimliklerini vererek sıra aldı. 147 dediler. Orada 147 yazınca röntgenimi çekecekler. MR diğer binadaymış. Dizimden de MR alacaklar. Sol tarafta bankın arkasında sıramı verdiler. Sadece nüfus cüzdanındaki TC'ye bakarak veriyorlar. Sonra burada bekliyorsunuz. Burada röntgen sıram gelecek. 132'deydi. Ben 147'yim. Şu anda 10 kişiden fazla var. O zamana kadar dizimden MR çekilecekti. MR'ı halledebilir miyim diye bakmaya gidiyorum. Burası Sincan Devlet Hastanesi. Doktor Nafiz Devlet Hastanesi. MR tomografi acil USB. Buradan giriyoruz. Poliklinikler, MR, tomografi. Buradan MR, tomografi randevuları alınıyor. Şu anda görevli memur yok, şimdi gelir. Bize sıramızı verecek yine TC kimlik numaramızla. Bu sıra hemen geliyor. Sorun yapmayın. 2 saniyede geliyor yani. Memur da geldi. Bakalım ne diyecek. Cumartesi saat 6.30'da. MR'ımı çekiyor. Cumartesi saat 6.30'da. Şuradan sıramı aldım. Geleceğim.
Bakalım röntgen sıram gelmiş mi? On beş kişi vardı benim önümde. Röntgende önümde 15 kişi vardı. Şimdi tekrar röntgeni kontrol etmeye gidiyorum. Bu zaten MR cumartesi gününe kaldı. Burada ayağımdan, dizimden, belimden röntgenler çekildi. Şimdi doktor hanımın yanına gidiyorum. Tamam, geçmiş olsun. İnternet üzerinden randevu aldıktan sonra tekrar sırayı polikliniklerden alıyorsunuz. Sıra alırken sadece TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanınız lazım. Başka hiçbir şey lazım değil. Onunla haklarınızı görüyorlar. Ona göre de sizi sıraya alıyorlar, muayene ediyorlar. Devlet güvenceniz yoksa da sanırım ücretle yapıyorlardır. Onu sorarım. Bakın burada yataklı hastalar da varmış. Poliklinikler, tomografi, acil röntgen var. Devlet Hastanesi'ni Menekşehir'de. Burayı yeşillendirmişler, güzel olmuş. Şehir hastanelerinin şıklığı yok. Doktor Nafiz Devlet Hastanesi'nde. Ama çok da önemli değil. İyileştirsinler de. Acil servis, poliklinik, yataklı servis, idari birimler, laboratuvar. Şu kapıdan girdim. Arabayla. Sincan Devlet Hastanesi'nde araba park sorunu yok. Ücretsiz bir şekilde arabanızı güzelce park edebiliyorsunuz. Yeri rahat, geniş. Arkasından randevu saatinize göre işlemleri başlatıyorsunuz. Randevulu olduğum için galiba her şey çok kolay oldu. Bence sadece MR için ileri tarihli gün verdiler. Onun dışında hiç problem yaşamadan evime döneceğim. Şimdi Doktor Nafiz Devlet Hastanesi'nden çıktım. İşime gidiyorum. Burada acil şifalar diliyorlar bize.
Sağdaki trafik işaretlerinde Güzelkent Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, İstanbul Yolu, Mevlana Mahallesi, Törekent Mahallesi diye yazıyor. Ben şimdi iş yerime doğru gidiyorum. Mevlana, Ayaş, Çevre Yolu, İstasyon Mahallesi. Doktor Nafiz Körez. Soy ismi aklıma gelmemişti. Körez mi? Körezmiş. Nafiz Körez Devlet Hastanesi. Timeskut. Burası Ankara. Sol tarafım Harikalar Diyarı. Şurası Ayaş Yolu. Tam karşı Sincan. Şimdi iş yerime doğru gidiyorum. Geçici vergi beyanname dönemindeyiz. Vergi mükelleflerinin geçici vergi beyannamelerini düzenleyip maliyenin gözetimi için onların istediği şekilde hazırlayıp göndereceğiz. Bugün günlerden Salı, Mayıs ayının 15'i. Ben arabama aygaz alıyorum. 3.34 TL'ymiş litresi. Bu araba benzin LPG'li. Çok memnunum. Sadece 0.67 lira yakıyor 1 kilometrede. Arada sırada da benzin aldırtıyor. Benzin ilk çalışmalarda lazım zaten. Yeşil ışık yandı, geçiyoruz. Sol taraf. Benim arabam şuradan çekilmişti. Yine insanlar koymuşlar. Şimdi arabayı park edip işime gidiyorum.